Konunun sahibinin kim olduğu ya da nerede olduğu ile değil, sorunun ne olduğu ve nasıl çözüleceği ile ilgilendik. Sonuçta ortaya işte bu gördüğünüz seçim taahhütnamesi çıkmış oldu. Bu çalışmalarımızı yakından incelediğinizde 4 yılda Şanlıurfa merkez başta olmak üzere 10 ilçe ile tüm belde ve köylerimizde 400'ün üzerinde projeyi gerçekleştireceğimiz taahhüdünde bulunduğumuzu göreceksiniz. Biz Şanlıurfa'nın alışık olmadığı bu çalışma şekliyle insan ve hizmet odaklı siyaset tarzımızdaki farklılığımızı da net olarak ortaya koymuş bulunuyoruz. Çünkü biz siyasetin sigara paketine alınan notlarla değil, hesabı kitabı yapılmış plan ve projelerle yapılacağına inanıyoruz. Çünkü biz politikacı değiliz. Politikacı değil, siyasetçiyiz. Günü kurtarmak, işleri geçiştirmek yerine yarınları inşa etmenin, çocuklarımıza, torunlarımıza yük bırakmamanın peşindeyiz. Görmüş olduğunuz kitapçık bunun en büyük kanıtı. Bizim dışımızdakiler vaatte bulunmaya cesaret edemezken biz 400'ün üzerinde sorunu çözme taahhüdünde bulunarak Şanlıurfa'nın ağası, begi, paşası değil hizmetkarı olduğumuzu cümle aleme bu basın toplantısıyla bir kez daha ilan ediyoruz. Kendimizi siyasetçiler olarak bağlıyoruz. Yani bu kitapçıkta olan bütün projeler ve gerçekleştirilmesi tarihleriyle tespit edilmiş olan bu projelerle ilgili olarak siyasetçiler olarak da biz kendimizi bağlıyoruz. Şanlıurfalılara 1.163.000 Şanlıurfalı'ya diyoruz ki biz bu 4 yıl içerisinde bunları yapmaz isek siz gereğini o zaman bize karşı yapınız. Ama biz bunları yapma taahhüdünde size bulunuyoruz. Kendimizi bağlıyoruz. 12 milletvekili adayı olarak inşallah 12 milletvekili olarak gecemizi gündüzümüze katarak Şanlıurfalılara söz verdiğimiz bu taahhütnamedeki bütün projeleri bir bir gerçekleştirdiğimizi bütün Şanlıurfalılar göreceklerdir. Değerli basın mensupları, önemli gördüğüm bir hususu daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Bizim siyaset anlayışımızda durak yoktur. O nedenle bazıları bir slogan olarak görse de biz durmak yok yola devam sözünü kendimize ilke edinmiş bir siyasi hareketiz. Bu ülkeye, bu millete hizmette sınır olmayacağına göre hizmetin dönemi, mevsimi de olamaz. Onun için bu 45 gün boyunca biz seçim dönemi ile hizmet dönemini birbirinden ayırmadık. Şanlıurfa'nın kaybedecek bir tek günü, saati, dakikası yok, olamaz da. Sorunları ötelemek onları içinden çıkılmaz hale getirir, vatandaşı daha fazla mağdur eder düşüncesiyle 45 gün içinde birçok sorunu ya çözdük ya da çözümüyle ilgili ciddi çalışmalar gerçekleştirdik. Turizm alanları ile ilgili 10 milyon tahsisatın Şanlıurfa'ya gelmesi, Bozova 200 kişilik kız öğrenci yurdunun 2 milyon liralık tahsisatının gönderilip gerçekleştirilmesi, Ceylanpınar kız öğrenci yurduna desteğin, mali desteğin sağlanması, Akçakale sınır kapısının modernizasyonu ve 2012 8. ayında açılmasıyla ilgili bakan arkadaşım buraya gelip bunları görüşmemiz, elektrik altyapısıyla ilgili ödeneğin çıkarttırılması ve tümden Şanlıurfa'daki elektrik şebekelerinin elektrik altyapısının yeniden ele alınmasıyla ilgili yaptığımız çok önemli görüşmeler, BES'i organize sanayi bölgesinin yatırım programına alınması, Suruç Halk Bankası şubesinin açılması, köy yolları, içme suları ve karayollarının asfaltlanması, gereken yolların asfaltlanması, Harran, Şuayb şehri, Sokmatar ve Çimdin kale yolunun karayolları ağına alınması, 3.223 öğretmenin Şanlıurfa'ya atamasının yapılması,
510 din görevlisinin Şanlıurfa'ya gelmesi, camilerimiz için 850 milyon olarak ödeneğin tahsis edilmesi, destek ödemeleri ve Ankara'dan Şanlıurfa'ya gelen çok sayıdaki bürokrat üst düzey yönetici. Ne dedik? Ankara Şanlıurfa'ya gelecek dedik. 45 gün içerisinde sayabildiğim bu hizmette ve bu imkanlar Şanlıurfalılarla buluşmaya başlamıştır. Önümüzdeki dönem, yani 13 Haziran'dan sonra bunun nasıl yoğunlaşacağını öyle tahmin ediyorum ki bizlere köylerde, caddelerde, ilçelerde, mahallelerde tokalaşan vatandaşlarımız bu güveni hissetmişlerdir. Bu güveni almışlardır. Şunu iyi bilmelerini de istiyorum. Bu takım hizmet takımıdır. Ve yalnız ve yalnız Şanlıurfalıların çözümüne odaklanmış bir hizmet ekibi olarak çalışmalarını sürdürecektir. Değerli basın mensupları, Şanlıurfa Sayın Başbakanımızın çok büyük önem verdiği çok özel bir şehrimizdir. Peygamberler diyarı bu memleketin evlatları, partimiz kurulduğu günden beri hep yüzümüzü ak etmiş olan bir şehir olarak karşımızda durmaktadır. Dolayısıyla bizlerin yürüteceği çalışmalar da her yönüyle Şanlıurfa'nın şanına yakışır güzellikte olmak zorunda. Amacımız Şanlıurfa'nın potansiyelini harekete geçirerek kadim tarihe yakışır bir marka şehir haline getirmektir. Şanlıurfa herkesi kıskandıracak bir potansiyele ve diri, dinamik bir nüfusa sahip olmasına rağmen ne yazık ki birçok açıdan hak ettiği gelişmişlik düzeyine ulaşamamıştır. Bu konuda bu şehri sahiplenen ve bu şehirde yaşamaktan gurur duyan herkesin kafa yorması ve üzerine düşünmesi gereken çok önemli hususlar vardır. Ve herkesin Şanlıurfa'nın geleceğiyle ilgili çözüm üretme konusunda kendisini vazifeli hissetmesini ben burada belirtmek istiyorum. Bizim AK Parti olarak üzerimize düşeni yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bugün dağıtımına başladığımız bu kitapçık bunun vesikasıdır. Herkesten bu kitapçığı muhafaza ederek bizi takip etmelerini istiyorum. Bizim asıl sorumluluğumuzun 12 Haziran akşamından sonra başlayacağını da bilmelerini istiyorum. 12 Haziran'dan sonra el birliği ve güç birliği içinde bir yandan sorunlarımızı çözerken diğer yandan kardeşlik bağlarımızı güçlendirerek hak ve özgürlüklerimizin çıtasını en yüksek seviyelere çıkaracağız inşallah. Yeni dönemde büyük şehir yapacağımız Şanlıurfa'nın milletimizin destek ve duası, bizlerin gayret ve çalışması sayesinde Türkiye'mize çok şey katacağı inancındayım. Bu vesileyle seçimlerin hayırlı olmasını dilerken sizlere sunum vasıtasıyla ekranda gerçekleştireceğimiz projelerin bir kısmını sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet, medeniyetimizin ve maneviyetimizin kadim şehri Şanlıurfa'yı en geç 2012'de büyük şehir olarak göreceğiz. Şanlıurfa'da trafik çilesi herkes tarafından bize ifade edildi ve Abide kavşağında yaşanan bu çileye ki Ankara'dan üst düzey yöneticileri de buraya getirdik, gerekli çalışmalar belediye ile yaptılar. Bu kavşağın gerçekleşmesini inşallah sağlayacağız. Ayrıca şehrin adeta soluk alanları diyebileceğimiz meydanların inşasına hemen 2011 yılında başlıyoruz. Valilik binasının yıkımında Topçu Meydanı'ndan başlamak üzere 11 Nisan ve Cumhuriyet Meydanları'nın oluşmasını 2011, 12, 13 tarihlerinde gerçekleştirmiş olacağız. 1600 yataklı şehir hastanesini 2014 yılında, 600 yataklı Harran Üniversitesi hastanesinin de 2012'de hizmete girmesini hedefliyoruz. Eyyubiye semti büyük bir semt. Buraya 200 yataklı modern bir devlet hastanesinin ve 50 diş ünitesinden oluşan diş sağlığı merkezinin, ağız sağlığı merkezinin açılmasını 2013'te gerçekleştireceğiz. Gaf Vadisi'nde Şanlıurfa bölgesinin cazibe merkezlerini kitapçıklarda da göreceksiniz. Kent ormanından
hastane kampüsünden Aqua Parkı'na, eğitim kampüsüne varıncaya kadar Gaf Vadisi'nde bu çalışmalarımızı, bu hizmet alanlarını gerçekleştireceğiz. Çevre yollarını bitireceğiz. Bu üç kalemde oluşturduğumuz bu yolların bitiş tarihlerini de sizler görmektesiniz. Doğalgaz kullanımını ilgili firmayla görüştük. Bunun da yaygınlaşması, talep edilen alanlara ulaşması konusunda çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Bölünmüş yolları hızla tamamlayacağız. Şanlıurfa-Mardin arası 2012, Şanlıurfa-Diyarbakır 2012, Şanlıurfa-Adıyaman 2014 yıllarında tamamlanmış olacak. Devlet ve özel sektör tüm imkanlarımızı seferber ederek derslik sayısını çok daha fazla, nüfus artışını dikkate alarak artırma zorunluluğumuz var. Bunu eğitim kampüsleriyle de destekleyeceğiz. Köylerde, ilçelerde okulları inşa etmenin yanında eğitim kampüsleriyle de bu açığı gidermeye çalışacağız. Görme ve işitme ve diğer engelli vatandaşlarımıza yönelik bir eğitim yuvasının açılmasını gerçekleştireceğiz. Sulamaya açılan alan miktarını 513 bin hektara yükselteceğiz. Halepli Bahçe projesiyle Şanlıurfa'yı açık hava müzesi haline getireceğiz. Urfa Kalesi ve çevresinin tarihi dokusunu koruyarak turizmin gözde merkezi haline getireceğiz. Yatırım ortamını ve koşullarını iyileştirip istihdam kapalı sistemimizi artıracağız. Dün organize sanayi bölgemizdeydim. Geçen hafta Evren Küçük Sanayi sitesindeydim. Orada gördüğüm eksiklikleri net bir şekilde tespit ettik ve özellikle PDK bünyesinde enerji maliyetleriyle ilgili sorunu bir an önce çözerek yatırımın burada hızlanması, artması, iç ve dış talebe cevap verecek şekilde dönüştürülmesi ve bunun Şanlıurfa'ya istihdamına olumlu şekilde yansımasını gerçekleştireceğiz. Gençlerimiz, kadınlarımız, çocuklarımız için sosyal kültürel mekanlar, spor alanları inşa edeceğiz. Bu da son derece önemli. Genç bir nüfus, 1 milyon 200 bin 30 yaşın altındaki Şanlıurfa nüfusuna yaygın bir şekilde mahalle düzeyinde spor alanları, spor merkezleri ve bunun yanında bütün ilçelerimizde spor kompleksleri, kapalı spor salonu, halı saha ve yüzme havuzlarını hızlı bir şekilde bitireceğiz. Örneğin Akçakale'de spor salonumuz var, halı sahamız var ama yüzme havuzumuz yok. Onu hızlı bir şekilde gerçekleştireceğiz. Diğer 9 ilçemizde de ve merkezde de bu çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Köylerimizin uzunca yıllardır yaşadığı yol, su, elektrik sorunlarının çözüme kavuşturulması için çok planlı bir çalışma gerçekleştireceğiz. Öncelikle grup yollarının seri olarak ortadan çıkarılması, yani 10, 15, 20, 30 köyü ilgilendiren grup yollarının asfaltlanmasını gerçekleştirip arkasından diğer yolları da ihmal etmeden stabilize çalışmalarını da sürdürerek birkaç yıl içerisinde Şanlıurfa'nın bu çile, %45 nüfusun yaşadığı ve çileye dönüşen bu alandaki hizmetlerimizi Şanlıurfalılar inşallah göreceklerdir. Besi Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili hayvancılıkta bir çığır açacağız. Bu konuyla ilgili Tarım ve Sanayi Bakanımızla görüşmeleri yaptık ve Besi Organize'nin programa alınması çerçevesinde görüşmelerimiz tamamlanmış bulunuyor. Kapalı spor salonunun temelini seçimlerden sonra atıp şu anda hızlı bir şekilde bitirmesini gerçekleştireceğiz. TOKİ'nin kentsel dönüşümüyle ilgili, nerede Şanlıurfa'da TOKİ ile ilgili bir talep varsa konut yapımının yanında kentsel dönüşümü genel yöneticilerle beraber bir ayrım yapmaksızın hiçbir ayrım süreci Şanlıurfa'da bu dönemde yaşanmayacaktır. Herkes de kol kola Şanlıurfa'nın menfaati için yapılması gereken bütün hizmetler seri bir şekilde kararlar alınarak yapılacaktır. TOKİ bu konuda hazır. Şanlıurfa'nın yerel yöneticileri ve imkanlarını da hazırladığımızda gerek kentsel dönüşüm gerekse konut yapımında bir sorun yaşanmayacaktır. Dağlar, tepeler yeşile hasret kalmayacak. Bununla ilgili 23 milyon fidan dikeceğiz ve Şanlıurfa'ya her alanda hizmet, ne hangi alanlarda hizmet yapacağımızı ayrıntılı bir şekilde bu gördüğünüz sayfalarda eğitimden kültür turizme kadar net bir şekilde ifade etmiş bulunuyoruz. Tarımın başkenti zaten Şanlıurfa ama bu alanda atılması gereken sulama ile ilgili ihtiyaçların, elektrik sorunlarıyla ilgili ihtiyaçların ve tarımın destekleriyle ilgili
Şanlıurfa'daki tüm sorunlar ele alınacaktır. Bunları da bu şekilde geçiyorum. Gençlik sporla ilgili yapacağımız hizmetler ve sporun her alanda Şanlıurfalı gençlerimizin var olmasıyla ilgili çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Şanlıurfa spora desteğimizi sağlayacağız ve sporda da her dalda başarının yanında futbolda da başarıyla beraber gençlerimizin kötü alışkanlıklardan kurtarılması anlamında çok ciddi çalışmalarımız olacak. Evet, yeşil bir Şanlıurfa için el ele vereceğiz ve ilçelerimiz. Bundan sonra ki sunumda ilçelerimizi tek tek görüyorsunuz. Yani her ilçeyle ilgili birkaç cümle söyleyecek olursam diğer teferruatını yarın baskıdan çıkacak ve her ilçemize ayrı bir fasikül olarak, ayrı bir broşür olarak bütün ilçelerimize dağıtacağız. Akçakale'de Akçakale sınır kapısını uluslararası standartlara kavuşturacağız. Ayrıca onun altında devlet hastanesinden tutunuz ağız diş sağlığı merkezine varıncaya kadar köylere dönük yapacaklarımız da var. Akçakale Suruç yolunun standardını yükselteceğiz. Bilecik'le ilgili Fırat sahil şeridini bir cazibe merkezine dönüştüreceğiz. Bununla ilgili ödeneğimiz geldi. Bununla ilgili kaynak tahsisini gerçekleştirdik ve Bilecik'le ilgili diğer gerçekleştireceğimiz hususlar uzunca bir şekilde kitapçığımızda yer alıyor. Bozova Şanlıurfa'sı bölünmüş yolu bu yıl içerisinde bitiriyoruz ve hızlı bir şekilde Adıyaman'a devamını gerçekleştireceğiz. 200 kişilik kız öğrenci yurdunu 2012 yılında tamamlayacağız. Ceylanpınar ilçe merkezindeki tapu sorununu mutlaka çözmemiz gerekiyor. Göçerlerin sorunlarını çözmemiz gerekiyor. Kapalı spor salonu, yüzme havuzu gibi önemli sorunlar ve yine onlarca talep ve çözüm önerilerimizi kitapçıkta yer vermiş bulunuyoruz. Halfeti ile ilgili eski Halfeti turizm alanı ilan edeceğiz. Çevre düzenlemesini gerçekleştireceğiz ve Halfeti bir cazibe merkezi haline getirilecek. Halfeti Bozova arası yolu karayolları kapsamına alıp standartlarını yükselteceğiz. Harran, Viranşehir, Ceylanpınar ovaları cazibe sulama projesi ile 154 yerleşim yerinde 95 bin hektarın alanı sulayacağız. Harran Suriçi kentsel dönüşüm projesini vatandaşları mağdur etmeden, bu konudaki ihtilaflarla ilgili şunu söylemek istiyorum. Şehir içinde Şanlıurfa merkezinde eski sanayi ile ilgili, Şileci pazarı ile ilgili, diğer toptancılarla ilgili, yerleşim alanlarla ilgili birçok ihtilaflar var. Bu ihtilaflar ve Harran Suriçi ile ilgili ihtilaflar, Şuayb Eyüp Nebi ile ilgili talepler ve oradaki vatandaşların TOKİ ile ilgili ihtilafları tümünü vatandaş merkezli oturup konuşup değerlendireceğiz. Nitekim geçen hafta Şanlıurfa Belediye Başkanımız ve Şanlıurfa'da yaşanan sorunlarla ilgili ilgili kesimleri bir araya getirdik. Çözümü mümkün olduğunu masada gördük. Yani bir sorun yok, bir problem yok. Ama 3 yıldır 5 yıldır bunların ihtilaf konusu olduğunu da maalesef görmüş olduk. İnşallah onlara fırsat vermeden çözüm odaklı çalışmamızı sürdüreceğiz. Evet, İmam Bakır Cami Türbesi ve çevresi düzenlemeleri gerçekleşti. Hayat Harani'nin o etrafındaki 1700 metre yolun asfaltlanmasını şu anda bitiriyoruz. Ecdadımıza ve ilgili gerçekten kültürel değerlerimize, kültürel varlıklarımıza sahip çıkacağız. Hilvan'la ilgili Hilvan Siverek Viranşehir Pompaj Sulama Projesi ile 196 yerleşim yerinde 158 bin hektar alanı sulanması, Hilvan Siverek arası duble yol yaparak ulaşımı hızlandıracağız ve Hilvan'da yapacağımız birçok çalışmalar burada yer almakta. Siverek'te 200 yataklı devlet hastanesi 2012'de devreye koyacağız. 196 yerleşim birimini kapsayan Siverek Hilvan Viranşehir Pompaj Sulama Projesi'ni başlatacağız. Ve Karacadağ göçerlerinin sorunlarını çözeceğiz. Siverek Selim Pınarı Köprüsü ile Siverek Hilvan yolundaki Cehennem Deresi Köprüsü'nü projelerini hızlı bir şekilde bitireceğiz. Suruç Ovası pompaj sulama sayesinde 104 yerleşim yerinde 57 bin hektar alanı sulayacağız. 2012'de bu sulama kanalları, kanaletleri, tünellerini bitiriyoruz.
köylerimizin tüm genel itibariyle söyleyeyim altyapı çalışmalarını sürdürüyoruz. Yaklaşık 500 ile 600 köyün kanalizasyon çalışmasını bitireceğiz ve örnek köyleri yaygınlaştıracağız. Köylerde parke taşı olur muymuş? Olacak köylerde parke taşları. Köylerimiz gerçekten bu dönemde altın bir dönemi yaşayacaklar ve bu şikayetleri çok azaldığını inşallah hep birlikte göreceğiz. Viranşehir'de 200 yataklı devlet hastanesi 2012'de hizmeti açacağız. Eski hastaneyi kadın doğum hastanesi, çocuk hastanesine dönüştüreceğiz. Viranşehir Ceylanpınar yolunun standartlarını yükselteceğiz. Viranşehir'de sanayici arkadaşlarımızın organize sanayiyle ilgili, küçük sanayiyle ilgili taleplerini hepsini değerlendirdik. Sulama ile ilgili taleplerini değerlendirdik. Bizzat kendileriyle görüştük ve bunlarla ilgili çözümleri kitapçığımıza yer alıyor. İnanıyorum ki bunları bütün vatandaşlarımız okuyacaklardır. Netice itibariyle değerli basın mensupları, Şanlıurfa'yı kılcal damarlarına kadar soluyan bir kadro karşınızda. Ve Şanlıurfa'da ne oluyor, ne bitiyor bunları biliyoruz ve bunların çözüm önerilerini ve çözüm imkanlarını da çok kolay bir şekilde sağlayacak. Tarihinde, saatinde bu hizmetleri gerçekleştirecek olan bir kadro 45 gündür arazide çalışmalarını sürdürüyor. Bugün de bunu değerli toplu bir hale getirerek sizlerle paylaşmış bulunuyoruz. İnanıyorum ki gelecek Şanlıurfa'nın marka şehir olma konusunda hiçbir engel tanımadan marka şehir olacağımız konusunda kimsenin kuşkusu ve endişesi olmasın diyorum. Katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Yeni dönemin, yeni sürecin Şanlıurfa'mıza, ülkemize hayırlar getirmesini Allah'tan temenni ediyorum. Sağ olun, var olun. Tabii. Buyurun. Şimdi bakınız, ben bu toplantıda geçmişle ilgili bir yeni sayfa açılmış. Biz geleceğe bakıyoruz. Şimdi çok hızlı yapmamız gerekenlere meşgul olacağız. Şanlıurfa'da ne olmuş ne olmamış belli. Ne yapılmış ne yapılmamış eksikler belli. En önemli bir sorun Şanlıurfa'nın eğitim sorunudur. Eğitim sorununu hallettiğiniz zaman diğer sorunlar daha kolay çözüleceği inancı içerisindeyim. Çok yaygın bir şekilde eğitim sorununu çözmemiz gerekiyor. Her alandaki eğitim, hem mesleki eğitim hem örgün eğitim alanında sınıflarımızın 35'e 40'a birinci etapta inmesi konusundaki çalışmalarımızı hızlandırmamız gerekiyor. Bunun dışında diğer projelerimiz, ulaşımı, az önce anlattığım projeler kitapçığımızda hepsi yer aldı. Bunlar basit bir yüzme havuzunun basit proje olarak değerlendirmesini ben kabul edemem. Eğer bir yüzme havuzundan Şanlıurfalı 500 tane gencimiz istifade ediyorsa, o genç yanlış yerde değil ise ve yüzme havuzundaysa çok önemli bir projedir, çok büyük bir projedir. Ülkenin ve Şanlıurfa'nın geleceği açısından. Onun için Şanlıurfa'da çok büyük projelerde gerçekleşmiş. Havaalanı küçük proje midir? Stadyum küçük proje midir? Yani sulama kanalları küçük proje midir? Bunlar hepsi büyük projeler. Devam, 4700 derslik küçük proje midir? Büyük projedir. Bunlar olmuş ama Şanlıurfa büyüyor. Şanlıurfa nüfusu büyüyor. Şanlıurfa büyük bir coğrafya. Burada tekrar ediyorum, bunun çok fevkinde bir performans göstermemiz gerektiği için biz bu taahhütlerde Şanlıurfalılara bulunuyoruz. Kendimizi bağlıyoruz. Ve geçmişe dönük yapılan hizmetler, saydığım büyük hizmetler vardır. Hükümet çok büyük kaynak göndermiştir. Ama yereli itibariyle buradaki yansımalarında noksanlıklar, eksiklikler vardır. Bugünün gündemimizde bunlar değil tabii. Bunlar geçmişte ilgili denetimler, teftişler olur mu, olmaz mı, nedir? Onlarla şu anda bu seçim atmosferinde uğraşacak durumda değiliz. Biz geleceğe bakıyoruz.
gelecekte çözülmesi gereken konulara endekslenmiş bulunuyor. Olur, değil mi? Doğru mu efendim? Bakınız bir kısmı yani köy yollarıyla ilgili sıkıntımızı ifade ediyoruz. Köy yolları Şanlıurfa'da böyle olmamalı. Şanlıurfa'nın bir mucir tesisi olmalıydı. Şanlıurfa'da köy yolları en azından çamur değil, toprak değil de mucirin serildiği ve insanların bu eziyete girmedikleri bir tablo oluşturulabilirdi. Bu zor bir şey değil ki. Bu çok para da istemiyor. Bir yönetim anlayışı bu. Bunlar gezdiğim ki Karacadağ'dan geliyorum ben. Bilecik'in köylerinden geliyorum. Halfeti'nin köylerinden geliyorum. Hilvan'ın köylerinden geliyorum. Viranşehir'in köylerinden geliyoruz. Arkadaşlarımız gezmedik köy bırakmadılar yani. Her köye gidildi. Merkezdeki köylerin tümüne gidildi. 10 tane ilçenin 1148 köyüne gidildi. Birçok mezraya gidildi. Toplu birçok toplantılar yaptık. Yani merkez köylerde birçok toplantılar yaptık. Burada sıkıntı ne? Bunu saklamanın bir anlamı yok ki. Yol, su, elektrik. Eğer bir cümleyle özetleyecek olursanız. Bunlar benim gezdiğim illerde bu boyutta yok bu sorunlar. Kaynaklara baktığınız zaman yani üçte bir kaynağın geldiği veya %50 kaynağın geldiği yerlerde çok daha modern köy yolları var. Çok daha güzel köy yolları, köy merkezleri varken. Şanlıurfa'da bunun olmadığını tespit etmek siyasetçinin görevidir. Politikacı bunu söylemez. Biz doğruyu söyleyeceğiz ki doğru şeyler yapalım. Doğru tespit yapacağız ki sorunları çözelim. Durumumuz bu, fotoğrafımız bu. Ne dedik size ilk geldiğimiz günü? Fotoğrafı çekeceğiz dedik. Çektik mi? Evet. Doğru çektik fotoğrafı. Kiminle çektik? Vali Bey'den çektik. Kaymakamlardan çektik. Muhtarlardan çektik. Sonunda gittik. Bu anlatılan, bu silsilede bize anlatılanın tümünü araziyle çektik. Bakalım söylenenlerle arazi nasıl dedik. Onu da çektik. Şimdi ne yapacaksınız? Şimdi dönüp mevcudu tespit ettikten sonra yapmanız gereken gelecekte ne yapacaksınız? Hangi zaman diliminde neleri çözeceksiniz? Biz de şimdi ona endekslenmiş bulunuyoruz. Bu toplantının amacı da o zaten. Sayın Bakanım, Sayın sizi yanıtıyor efendim bugüne kadar. İki gün TEDAŞ Müdürü sizden gezmesin. Seçim atmosferini yaparken, çalışmalar yaparken. Şanlıurfa'da yaşıyorum. Arkadaşlarım bilirler. Halen merkezde etik sorunu var Şanlıurfa'da. Şanlıurfa etik sorunu çözüldü demedik ki biz. Sizin gittiğiniz miting alanına yine aynı şeyi söylüyorum ben. TEDAŞ'ın sizden gezmesin diye arıza ekibi görürsünüz. Siz de konuşamazsınız, miting yapamazsınız. Bunu görüyor musunuz, duyuyor musunuz? Ben biliyorum ya. Fotoğraf çektik derken siz ne anlıyorsunuz? Onu söyleyeyim ya. Hayır, fotoğraf çektik derken siz ne anlıyorsunuz? Ben köyü genel anladım efendim, taraf olan anlamında. Hayır efendim. Genel bir şey çözdüm bu ben işi. Ben şimdi dün şeydeydim, buğday pazarındaydım. Bir hafta önce Zahirecilerdeydim, o pazardaydım. Herkes aynı şeyi söyledi. Şehir mahalle şebekesiyle bu sanayi merkezi şebekesinin aynı olduğunu, bunun ayrılması gerektiğini, bunun bazı sorunlar çıkardığını söylediler. Şehir merkezinde de sorun var, kırsalda da sorun var. Fotoğrafı doğru çektik biz. Biliyoruz ve nasıl çözüleceğini de yollarını, kaynaklarını girişiminde bulunmuşuz yani. Bunlar çözülecek. Demek ki ani müdahaleler var. Yani hemen müdahale yaparak çözdüğünüz konular var. Bir de orta vadede çözeceğiniz konular var. Şimdi sizin bahsettiğiniz enerji konusu orta vadede çözmemiz gereken köklü bir sorun. Ama geliyorsunuz bir köyde trafo perişan durumda, sıkıntı var veya köyün nüfusu artmış, köyün hanesi artmış, 50 kavalık bir trafo var, 100 kava olması gerekiyor. Bu değiştiriliyor. Çok da... Bazı hatlar mesela çok deform olmuş. Çok deform olmuş bazı hatlar. O hatlara müdahale ediyorsunuz. Geçici bir tedbirdir bu ama enerji meselesi seçim dönemi meselesi değildir. Hani muhalefette bazı bağımsızların, bazı partilerin trafoyu götürüp köy meydanına bırakması gibi sorunla falan çözecek bir konu değil bu. O çok ciddi bir yatırımı gerektiren ve Ankara'da başbakanımızın da bilgisi dahilinde çok hızlı görüşeceğimiz ve çözeceğimiz bir konu. Efendim bugün 4 yılda yapılması öngörülen 400 projeyi açıkladınız. Geçtiğimiz dönemi de... Şunu da ifade edeyim yalnız. 400 proje bir slogan bu. Bu 450 olmayacak anlamına gelmez. Bunu bilmenizi istiyorum. Yani bir takdimde bulunuyorsunuz. Biz baktık şöyle 400'de toparlanıyor ama bu 500 de olabilir. Belki de şimdi hemen pazar siteden itibaren biz çalışmaya başlayacağız Ankara'da. Ne dedik çalışacağımız?
Siz belki zannediyorsunuz ki bunlar gidecekler şimdi bir hafta şöyle bir uzanalım, çok yorulduk, dinleyelim. Öyle bakma, buradan tesadüfen Bursa'dan da gelen müdürler de bugün ziyarete gelmişler bakınız. O bürokratlar bilirler, pazartesi günü için tatil olmayacağını bilirler. Biz pazartesi günü önemli sorunları hemen ilgili kuruluşlara taşıyacağız. Arkadaş, bununla ilgili çalışma, mesela söyleyeyim nedir? Vilayet binasının yıkılıp Topkapı Meydanı'nın açılmasıyla ilgili Milli Emlak'ta mı, burada mı sorun var? Şu anda zaten talimatı veriyoruz. Hemen çalışmalar yapıp, nerede takas olacaksa hemen takas yapılıp, dozerin yanaşıp Topkapı Meydanı yıkımına başlamamız gerekiyor. Mesela bir tane konu. Evet. Diğer konu enerjiyle ilgili. Enerji maliyetleri %16 yüksek sanayide. Aslında bu yüksek. EPDK Başkanı'yla dün akşam telefonla görüştüm. Bu nasıl, hangi genelge, hangi yönetmelik değişerek Şanlıurfa'daki bu eşitsizlik giderilecek? Bu çalışmayı hemen yapıp Şanlıurfa'daki bu eşitsizliğin giderilmesini gerçekleştireceğiz. Evet. Yani pazartesi günü 13 Haziran pazartesi günü çalışmalar başlıyor. Evet Sayın Bakanım, şunu öğrenmek istiyoruz. Bunun için 400 proje 450'ye, 500'e 550'ye varabilir. Şunu öğren-